İsmaila'dan sen ne istiyorsun yani? 100 yıldan beri var o insanlar. Gayet de efendi nezaketli insan. Kimseye zarı yok, zoru yok. Kendi halinde insanlar. Gelen ağam, gidene paşam demişler. Kimseye de karışmamışlar. Menzil cemaati kuzu gibi insanlar ya. Ne istiyorsun sen onlardan? Nerede zararını gördün bu adamların? Menzil cemaatine ne alıp veremediğin var ya? Ayrıca sızsan olur, sızmasan olur. Vatan evladı her yere gelecek tabii ki. Sen sızınca bir şey olmuyor, o sızınca mı oluyor? Onlar sızma zeytinyağı gibiler. Tabii ki her yerde olacaklar. Mümin, Müslüman insanlar. Bayağı saygılı, sevecen insanlar. Ne istiyorsun sen onlardan ya? Yavaş yavaş adamlar kenardan köşeden bir şeyler yapmaya. Bunu İngilizlerin devleti istedi Türkiye'de. Asla kabul etmiyor. Bütün tarikatlar hepsi duracak. Mehdi de çıkacak. Hepsine de saygı dolu ve sevgi dolu davranacak. Mehdi siyasette de ilgilenmez. Cumhurbaşkanı da olacak başta, başbakan da olacak. Mehdi sevgi insanıdır. Sevgi öğretmenidir. Vazifesi budur. İtidali, dengeyi, sanatı, kaliteyi, güzelliği savunacak bir insandır. Siyasetle işi yoktur Bediüzzaman. Siyaset cihetinden çekileceğini zannediyorum. İnsanların diyor çabuk ifal olunabilen akıllarına başka maksatları alet olduğu akla gelmesin diye siyasete hiçbir şekilde yanaşmayacak. Cemaatleri, Müslümanları devlet kadroları içinde yer almasını istemiyor adam. Evet. Sen mi idare edeceksin? Müslümanlar olacak. İnşallah. Vatan evlatları olacak. Atatürkçü, milliyetçi, dindar. Vatan evlatları her yerde olacaklar. Kardeşim kadrolaşıyorsa görürsün, gözün var, kulağın var, değil mi? Nasıl görmezsin yani kadrolaşıyorsa? Ama makul bir kadrolaşma normal. Mesela 2-3 tane Mahmut Hoca'nın, 2-3 tane efendim menzil cemaatinin insanı olabilir bir devletin şirketinde. Efendim Süleymancılardan olabilir, Nurculardan olabilir. Olur yani, bir mahsuru yok.